5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılıya hazır mısın Tonguç? Değilim hocam. Nasıl hazır değilsin? O yüzden buradayım hocam. Ha hazır. Doğru, o yüzden buradasın. Ben de sana çok güzel bir yazılı hazırladım. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki hocalarla görüştük. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına baktık. Soruları mı ele geçirdiniz hocam? Hayır evladım, soruları falan ele geçirmedik. Yaptığımız şey şu. Kazanımlara baktığımızda sana yazılı konularla alakalı, hatta aşağıda açıklamada PDF'ini bulabilirsin. Oradan indirebilirsin. Sana öncelikle bilmemiz gerekenleri anlatacağız. İnsanlar, yerler ve çevreler, bilgi, teknoloji ve toplum, üretim, dağıtım ve tüketim. Bununla alakalı bilgiler vereceğiz. Sonrasında gerçekten biraz seçici bir yazılı hazırladık. Senin sınavdan hiçbir şeyi kaçırmamanı istiyoruz. Artık soruların hepsini göstermek istemiyorum. Birazcık fragman etkisi yapsın. Bunların hepsini sana beraber birlikte çok güzel çözeceğiz. Sen de soruları durdurup... Hocam sınavda bunları çıkar mı hocam? Evet, buradan bunların birçoğu sınavda karşına gelecek. Sen de sınavdan önce bu videoyu izleyerek ve sonrasında sana vereceğim ödevleri yaparak sınavdan çok güzel bir not alabilirsin. Bu 100 olur, 95 olur, 98 olur, 85 olur bilemiyorum. Ama ne kadar çalışırsan karşılığını fazlasıyla alırsın diyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden, vaktimiz değerli. Hemen 2. dönem 1. yazılı konularında bilmemiz gerekenleri bir gözden geçirelim. Konuları şöyle bir hatırlayalım. Üzerindeki tozu şöyle bir silelim. Tozları atalım. Ardından da soruları beraber çözelim. Dediğim gibi sen de soruları durdurup böyle kendin çözmeye çalışabilirsin. Ya da arkana yaslarsın, yaslanırsın. Emniyet kemerini bağlarsın ve soruların çözümünü dinlersin. Hadi hazırım hocam. Hazırsan başlayalım. Şimdi ilk başta insanlar, yerler ve çevrelerle alakalı bir konu var. Yani bu konunun seninle hiçbir alakası yok. Teşekkür ederim hocam. Yok, seninle de alakalı insan olduğun için. Şimdi insanlar, yerler ve çevreler konusunda bilmemiz gerekenler nedir bakalım. Esasla bunlar ileride büyük sınıflara geldiğin zaman coğrafya diye göreceğin konunun temelini oluşturuyor. Yani neredeyse tüm coğrafya bunlardan oluşuyor. Yeryüzü şekillerinde haritayı bilmemiz gerekecek. İşte fizik haritalar, siyasi haritalar, dağ, ova, vadi, akarsu, göl, yarımada, körfez, bunların ne olduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Burada şuna dikkat et Tonguç'um. Mesela şöyle düşün. İki tane dağ var diyelim ki, tamam mı? Bu dağın arası eğer şu şekilde açılırsa, bak V şeklinde açılır ya Tonguç. Burası vadi oluyor. Aa, buradan akarsu geçer. Evet, veya buradan akarsu böyle kıvrılarak akarsa ve biriktirirse bu ova olmuş oluyor. Ova bir biriktirme, vadi ise bir V şeklinde yarma şekli oluyor. Akarsuların kimisi sürekli aktığı için akarsu oluyor ama kimisi bazen akıp bazen akmadığı için, kesildiği için mevsimlik akarsu olabiliyor. Gölün ne olduğunu biliyoruz. Dört tarafı da karalarla çevrili, su parçası. Yarımada ise mesela Trakya bir yarımada veyahut da Kapıdağ bir yarımada. Yani üç tarafı sularla çevrili oluyor yarımadalarda. Körfez ise bir koy gibi büyük bir kısım, girinti oluyor. Bunlarla alakalı zaten birazdan sorular çözeceğiz. Bunlarla alakalı sen de mutlaka örnek sorulara, işte kitabımızdaki sorulara veya sen kendi kaynağındaki Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki örnek sorulara bakmalısın. Şimdi buradan soru gelebilir. İklimin insan faaliyetinin etkisinde ise iklimle hava durumu arasındaki farkı bilmemiz gerekiyor. İklim uzun zaman sonrasında ortaya çıkıyor. Mesela İstanbul'un iklimi Akdeniz iklimi. Nasıl anlamışlar? Bunu yıllarca gözlemlemişler. Bakmışlar, demişler. İşte kışlar ılık ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak. Ama hava durumu günlük bir şey veya birkaç günlük bir şey. Mesela bugün İstanbul'da hava güneşliydi ama yarın yağmurluymuş. Belki birkaç gün önce karlıydı mesela. Sürekli olarak değişiyor. Hava durumu günlük bir şeydir ama iklim uzun yıllar süren gözlemler sonucunda ortaya çıkar. Klimatoloji de iklimle uğraşıyor. Yani mesela eğer sen iklimle uğraşan bir insan olsaydın klimatolog olacaktın. Ama sen şu anda bir öğrencisin. Ülkemize görülen iklimleri de bilmemiz lazım. Ülkemize görülen iklimleri aynı zamanda harita üzerinde de hocan sana sorabilir. Dolayısıyla sen Türkiye'deki 3 temel iklimi bilmen lazım. Öncelikle Türkiye'de her mevsim yağış alan ve dolayısıyla etrafı ormanlarla kaplı olan bir bölgemiz var. Orası da Karadeniz bölgesi. Onu şöyle gösterecek olursak, bak Karadeniz bölgesinin ikliminin görüldüğü yerleri yeşille gösterecek olursak, hani yeşil Karadeniz ya. Burada yeşilin Karadeniz iklimi olduğunu bilmelisin Tonguç evladım benim. Bununla alakalı sana işte her mevsim yağış alan yer neresidir? Güneşli gün sayısı az olan yer neresidir? Ormanların olduğu yer neresidir gibi sorular gelebilir. Yeşil olan yerlerin Karadeniz olduğunu bileceksin. Sıcak yerlere baktığımızda ise belki Güney Marmara kıyıları, Ege kıyıları ve Akdeniz kıyılarında gördüğümüz Akdeniz iklimini bilmelisin Tonguç'um. Akdeniz ikliminin en önemli özelliği ise sıcak bir yaz mevsimi yaşıyor. Ve sıcak yaz mevsiminde kuraklık var ama kışın ise bayağı bir yağış alıyor. Ne kadar yağış alıyor biliyor musun? Karadeniz'den sonra en fazla yağış Akdeniz iklimi alıyor. Yani İç Anadolu'dan veya diğer yerlerden de yine yağış. Ortadaki mavi yerlerde, şöyle mavi mavi gösterdiğimiz yerlerde Tonguç evladım benim. Bunlar da karasal iklim dediğimiz Anadolu'nun içerisinde bazen biraz daha ılık ama doğusunda çok daha soğuk olan karasal iklim var. Karasal iklimin en büyük farkı da yaz ve kış sıcaklık farklarının fazla olması. Şimdi gelelim başka bir konuya, nüfus ve yerleşme. Nüfus ve yerleşme de
insanların bir yere yerleşmesine etki eden bir doğal faktörler var. Mesela iklimi kötüyse bir yerde yaşamazsın. Bitki örtüsü zayıfsa bir yerde yaşamazsın. Veyahut da toprak yapısı verimli değilse, su azsa, yeryüzü şekilleri böyle çok engebeliyse orada yaşayamazsın. Ama bunun tam tersi ise güzel, elverişli bir iklim varsa, çok değerli meyveler, sebzeler yetişiyorsa oraya yerleşirsin. Beşeri yetmenler ise beşer insan demek olmuş. Beşer şaşar. Evet, insan şaşar demişler. Dolayısıyla sen şaşma, beni dikkatli dinle. Beşeri yetmenler ise insana bağlı etmenler. Mesela sanayi. Bu çok önemli bir etkidir. Bir yerde sanayi varsa orada iş imkanı vardır. İş imkanı olduğu için de birçok insan oraya göç eder ve orada yaşayabilir. Tarım da yine çok önemli bir unsurdur. Tarımın elverişli olduğu bir yerde birçok insan iş sahibi olabileceği için, para kazanabileceği için, karnını doyurabileceği için oraya yerleşebilir. Madencilik. Mesela Zonguldak veyahut da Batman eskiden çok küçük bir şehirmiş böyle. Yani köy gibi bir yermiş. Ama orada Zonguldak'ta kömür madeni, Batman'da da petrol bulunduktan sonra orası önce biraz kasabalaşmış, sonra biraz daha kentleşmiş, sonra adeta bir şehir haline gelmiş. Büyük bir şehir haline gelmiş. İşte bunu sağlayan şey madencilik de olmuş. Yine İstanbul'da ticaret olması, Ankara'da hizmet sektörü ve İstanbul'da hizmet sektörü ve yine ulaşım bir yerin gelişmesinde ya da nüfus olarak yoğunlaşmasında en önemli unsurlardan biridir olmuş. Gelelim afetler ve çevre sorunlarına. Tabii ki biz doğanın her şeyden faydalanıyoruz. İklimin yağmurundan faydalanıyoruz, suyundan faydalanıyoruz, dağlardan, taşlardan ama bazen doğa olayları bizi ister istemez zor durumda bırakabiliyor. Eğer biz önlemimizi önceden almazsak sıkıntı yaşayabiliriz. Burada birincisi deprem var. Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için depremle mücadeleyle alakalı mutlaka bilgili olmalıyız. Ve depremin tarihi, zamanı bilinemediği için ve şöyle bir deprem haritası da Türkiye'de olduğu için yani Kuzey Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ve Batı Anadolu'da deprem hatlarımız olduğu için ülkemizde deprem yönelik önlemler alınmalı. Sen de mutlaka deprem adına bilinçli olması olmuş. Sel, yağmurun çok fazla olduğu veyahut da aniden İç Anadolu bölgesi olduğu çok aniden geldiği yerlerde çok fazla görülüyor. Çığ, kar kütlelerinin hareket etmesi. Heyelan, Karadeniz bölgesinde toprağın suya doyaraktan çamurlaşıp hareket etmesi. Toprak kütlelerinin yer değiştirmesi. Erozyon, toprağın zarar görmesi. Bak, depremde insanlar Allah korusun ölüyorlar. Selde, çığda, heyelanda bunlar çok tehlikeli. Ama erozyon sadece toprak örtüsünün zarar görmesi. Bu da yine İç Anadolu bölgesi kurak yerlerde oluyor, eğimli yerlerde oluyor. Hava, su, toprak kirliliği ise bunu gerçekten insan kendisi yapıyor. Çevreyi kirletebiliyor insan. Suyu kirletebiliyor. Toprağı kirletebiliyor. Havayı kirletebiliyor. Çok böyle fosil yakıtlar kullandığımızda yani kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlar kullandığımızda çevreye ister istemez zarar veriyoruz. Küresel ısınma ise yine bizim bu verdiğimiz çevreye zararın bize çok daha ileriki zamanlarda çok daha farklı, çok daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceği önemli bir olay. Bununla alakalı da tabii ki daha bilinçli, daha yenilenebilir enerjiler kullanmalıyız. Doğal afetlerin yaşamımıza baktığımızda ise ruh ve beden sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Şimdi diğer bir konumuz ise bilim, teknoloji ve toplum. Burada şunu biliyorum zaten Songuç'um. Bu konu çok kolay bir konu. Bak ilk konu biraz seçiciydi. Orada biraz uzun anlattık ama burada çok fazla korkmamıza gerek yok. Buradakiler biraz daha böyle sosyal bilgiler tadında, biraz daha genel kültür tadında. Orası biraz böyle coğrafya gibiydi ama burası kolay. Şimdi teknoloji ve toplum konusunda teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisi önemli. Artık günümüzde el öpmeye gitmek yerine WhatsApp'tan mesaj atıyoruz. Dedeciğim bayramın kutlu olsun diyor. Bu çok ayıp bir şey. Bu çok kötü bir şey. Normalde dedemiz yanına gidip veya büyüklerimiz yanına gidip ziyaret etmemiz lazım. Demek ki sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler açısından teknolojinin bize zararları olmaya başladı. Ama tabii faydaları da var. Doğru ve güvenilir bilgi. Sanal ortamda ulaştığımız bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sorgulama. Gerçekten internette gezerken, sosyal medyada gezerken bazı şeyler hemen inanıyoruz falan diye seviniyoruz veyahut da üzülüyoruz. Aslında belki de o bilgi yalan olabilir. Sanal ortamda güvenlik. Sanal ortam yani genel ağ diğer adıyla internette gezerken güvenlik kurallarına uymalıyız. Yani her gördüğümüz yere mail adresimizi, telefon numaramızı, kişisel bilgilerimizi vermemeliyiz, paylaşmamalıyız. Bilim insanlarının ortak özellikleri. Bilim insanları mesela Aziz Sancar, kimya Nobel ödülü alan Aziz Sancar meraklı bir insandı. Gayretli, azimli bir insandı. Hedeflerini belirlemişti. Sabırlı bir şekilde ve kendine güvenerekten hedefine ulaştı. Hala da aynı gayreti, aynı azmi devam ettiriyor. Bizler de bilim insanı olmak istiyorsak mutlaka bu özellikleri kendimize taşımalıyız. Ben film insanı olmak istiyorum sen hocam. Sen film insanı olmak istiyorsan bir kast ajansına başvur. Orada filmciler seni çok iyi para kazanıyor. Aynen, film ajansına seni artık maymun rolünde mi oynatırlar, insan rolünde mi bilemiyorum ama bir şekilde oynatırlar ve sen de güzel bir oyuncu olabilirsin. Hatta yakında bir bilim kurgu filmi varmış. Onun da başrol oyuncusu olarak seni kullanabilirler. Ay'a giden bir canlıdan bahsediyor. Bilimsel etiğe baktığımızda ise etik ahlak demek olmuş. Yani etik kuralları derler ya, ahlak kuralları demek. Bilimsel çalışmalarda bilimsel etiğe uygun hareket etmezsen yani mesela fareler üzerinde çok ölümcül şeyleri deneyip bunları da insanlara zorla satmaya çalışırsan bazı ilaç firmalarının yaptığı gibi bilimsel ahlaka uymamış olursun. Geldik
bu yazıldaki son konumuza burayı da kısa bir şekilde anlatalım ve ardından yazılı provamıza başlayalım. Sorular bizi bekliyor. Biz de soruları bekliyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Bu bilmemiz gerekenlerde sana biraz anlattım ki tozlar silinsin diye. Sen aynı zamanda az önce söylediğim gibi bunları açıklamada, videonun açıklamasındaki PDF'te bulabilirsin. Şimdi çevremizdeki ekonomik faaliyetlere baktığımızda tabii ki ülkemizdeki ekonomik faaliyetler. Yani üretim, tüketimin ne olduğu ve yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetleri bilmemiz lazım. Üretim mesela bu kalemin petrolden üretilmesi, bunun üzerine bir şeyler yazılması, renginin belirlenmesi ve bunun böyle kutular halinde satılması üretim oluyor. Bunu da insanların merak edip aa ne kadar güzelmiş diye alması ise tüketim oluyor. Ve bunlar yaşadığımız yerdeki ekonomik faaliyetleri etkileyebiliyor. Yani mesela Antalya'da yerli muz üretiliyor ve o Türkiye'de satılabiliyor. Ama Türkiye'de mesela ananas üretilmediği için yurt dışından getiriliyor. Ekonomik faaliyetler, mesleki etkiler, bölgeye ve sektöre göre değişen meslekler. Mesela Akdeniz'de turist rehberliği mantıklı bir iş. Ama sen atıyorum işte Sivas'ta ya da Yozgat'ta turist rehberliği yapılacak bir turizm etkinliği yok. Otelcilik, sebze meyve yetiştiriciliği Akdeniz bölgesi için çok ideal. Ama İç Anadolu bölgesinin kurak yerlerinde sebze ve meyve kolay kolay yetişmediği için öyle bir meslek sahibi olamazsın. Ekonomik ve sosyal hayata baktığımızda ekonomik faaliyetler yani insanların işte doktor olması, mühendis olması, çiftçi olması, madenci olması nüfusa ve yerleşmeye, eğitime ve kültüre etki ediyor. Tabii ki eğer İstanbul'da nüfus çok kozmopolit yani çok karmaşık, eğitim seviyesi, kültür seviyesi çok farklı. Bunların hepsi ekonomik faaliyetlerle alakalı. Üretim, dağıtım ve tüketim ana baktığımızda kullandığımız temel ürünler önce sırasıyla üretiliyor. Ardından dağıtılıyor. Yani fabrikalardan çıkıp marketlere, kırtasiyelere gidiyor. Sonrasında da biz gidip kırtasiyeden bu kalemi satın alabiliyoruz. Ve aynı zamanda girişimcilik ve proje hazırlama çok önemli. Hani bizim bir sözümüz vardır. Eski köye yeni adet getirme. Başımıza icat çıkarma. Bunlar esasında çok kötü şeyler. Başımıza icat çıkarman lazım. Eski köye yeni adet getirmen lazım ki girişimci, yeni fikirler geliştiren bir insan olmalısın. Çünkü 21. yüzyılda hatta artık çok daha hızlı gidiyoruz. Fikirler, girişimcilik çok önemli. Bir de bilinçli tüketici olarak da biz diyelim ki bir kalem aldık. Bu kalemi aldık yazmıyor. Aa eyvah neyse paramız boşa gitti dememeliyiz. Fişimizi sakladığımız zaman bunu iade edebiliyoruz. Tüketici haklarına başvurabiliyoruz. Bunlarla alakalı sorular gelebilir sana sınavda diyoruz ve artık yazılımıza başlıyoruz. Gerçekten yazılı heyecanlı. Sen de bekliyorsun. Oh, gerçekten insan bazen hayret ediyor böyle heyecanlanıyor acaba sorular nasıl olacak diye. Ve karşımız... Sorular bu şekilde mi çıkıyor sınavda? Sınavda böyle boşluk karşılaştırma, eşleştirme gelebilir. Boşluk doldurma gelebilir. Biz her tür işte doğru yanlış gelebilir. Normal klasik çoktan seçmeli soru geldiği gibi böyle açık uçlu sorular da gelir. Her tür soruya, her tür zorluktaki soruya, her tür kazanıma yer vermeye çalışık. Bunun daha detaylısı, çok daha fazlası sınıf anahtarında da var. Tonguç Akademi'nin sınıf anahtarı, tonguçakademi.com'a girdiğinde oraya üye olduğun zaman çok daha fazla detaylı eğitimi oradan alabilirsin. Ama biz şimdi hemen burada videomuza devam edelim. Sen de konuları anlamaya çalış. Bak ilk soru da seninle alakalıymış. Hadi neyse gene şanslısın. Teşekkür ederim. Yok yok şaka. Turist rehberliği kazıyorum. Tamam mı? Sen yazın turist rehberliği yapıyordun ya. Şimdi insan elinin değmediği, kendi kendine yetebilen, farklı bitkiler ve hayvanlara ev sahibi yapan ortama biz doğal ortam diyoruz. Dolayısıyla buraya İ harfi yazıyorum. Anlaştık mı Tonguç'um? Yer kabuğunda biriken enerjinin aniden boşalması ise C harfi yani deprem. Depremler mutlaka oluyor. Şu anda da deprem oluyor ama az hissetmiyoruz. Fakat bazı depremler o enerji açığa çıkması o kadar sarsıntı verici oluyor ki bir anda aha deprem oldu diyoruz hissediyoruz. Dolayısıyla yeryüzü hareket halinde ve bu hareketleri hissettiğimiz anlar o enerjinin boşaldığı anlar ise deprem Tonguç'um. Kitle iletişim araçlarının tümü ise tabii ki de G yani medya. G harfini yazıyorum. Yerli ve yabancı turistlere ülkemizin görülmeye değer yerlerini gezdiren kişiler ise biz tabii ki turist rehberi diyoruz. Turist rehberleri çok önemli çünkü yurt dışından gelen turistlerin ülkemizle tanıştıkları, samimi oldukları en önemli insanlardan biri. Dolayısıyla ülkemizi iyi de tanıtabilir, kötü de tanıtabilir, para kazanayım diye onları kandırabilir Allah korusun. Üretilen malların ihtiyacı olan insanlar tarafından satın alınması ve kullanıp harcanmasını ise biz H yani tüketim diyoruz. Mesela sen gidip de bir marketten bir süt aldığında tüketim yapmış oluyorsun. O sütü üretenler ise üretim yapmış oluyor. O sütü çiftliklerden marketlere getirenler ise dağıtım yapmış oluyor. Ekonomide insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak amacıyla alınıp satılan somut varlıklara ne diyoruz? Mal diyoruz. Dolayısıyla altın sonu cevabı da mal diyoruz Tonguç'um. Mevcut bilgileri kullanarak yeni bilgiler ortaya çıkarma çabasına ise biz bilimsel düşünme diyoruz. Yani bilimsel düşündüğümüz zaman acaba bu kalemi tükenmez hale nasıl getirebiliriz? Bu kalemi daha az mürekkep harcayaraktan daha kullanışlı, daha renkli, daha güzel yazabilir hale getirebiliriz düşüncesi de bilimsel düşünme oluyor. Bir yeni bir buluş ya da ortaya yeni bir buluş ortaya koyan kişi ise biz mucit diyoruz. Bak
Arapçada mu'yu gördüğün zaman o işi yapan demek. İcat yapana da mucit deniyor. O yüzden burada Denizli'yi buraya yerleştiriyor sonuçum. Bir araştırma veya incelemede yararlanılan kaynakları gösteren listeye ise tabii ki de kaynakça diyoruz. Yani kaynakların gösterildiği yer kaynakça. Bu kadar basit. Dünya atmosferinin ortalama sıcaklığının artması durumuna ise biz küresel ısınma diyoruz. Yani hani dünya küre şeklinde ya, küre ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor ve küresel ısınma sonrasında kutuplardaki buzlar eriyip bazı yerler sular altta kalabilme tehdidi taşıyor. Tonguç evladım benim. Geldik şimdi yeni bir soruya. Arkaya doğru ilerleyelim, boşlukları dolduralım. Bakalım nasıl dolduracağız. Şimdi burada bazı kelimeler vermişiz. Virüs, ticaret, ansiklopedi, turizm, tarım falan. Bunları buradaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi belli bir yönteme göre düzenlenen, herhangi bir konu hakkında ayrıntılı bilgi içeren, genellikle birkaç ciltten oluşan kitaplara biz ansiklopedi diyoruz. Tabii günümüzde artık ansiklopedinin yerine internette Google kullanılıyor. Google'a bir şey yazıyorsun, pat diye çıkıyor. Ama hala evlerimizde ansiklopedi vardı. Birazcık nostalji oldu ama yine de kullanılıyor. Hatta çok eskiden bizim çocukluğumuza gazetelerle hediye edilirdi. Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işleminin tümüne biz tarım diyoruz. Gerçekten esasında en önemli sektör tarım. Çünkü sen ne kadar para kazanırsan kazan, ne kadar farklı iş yaparsan yap, eğer domatesi yetiştiremezsen ve domatesi yemezsen sağlık açısından sorun yaşayabiliyorsun. Dolayısıyla tarım önemli bir sektör. Haritalarda bulunan küçültme oranına biz ölçek adı veriyoruz. Yani haritalar, mesela sen İstanbul'un birebir haritasını yapabilir misin? Yapamam hocam. Yapamazsın. Harika. Niye? Çünkü İstanbul kadar bir kağıda ihtiyacın var. Ama sen onu küçültürsen, diyelim ki 1/80 milyon defa küçülttün, işte o zaman İstanbul'u küçük bir kağıda sığdırabilirsin. Buna, bu küçültme oranına da biz ölçek diyoruz. USB yani USB bellekleri kullanmadan önce virüs taramasından geçirmek gerekiyor. Niye? Çünkü nasıl insanlar mikroplu ortamlarda dolaştığı zaman hasta oluyorlarsa, hapşırıyorlar, öksürüyorlar, böyle nezle oluyorlarsa, kötü durumlara düşebiliyorlarsa, biz de bilgisayarlardan bir aktarım yaparken mutlaka virüs taraması yapmalıyız ki bilgisayarımız hasta olmasın. İnsanların yaşadıkları yerden ayrılarak başka yerlere kısa süreli geziler yapmasına ve bu gezilerin oluşturduğu faaliyetlerin bütününe biz turizm diyoruz. Gerçekten turizm, insanların seyahat amaçlı gezmesi, eğlenmesi ve dinlenmesi. Turistlerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla otel ve lokanta gibi yerlerde yemek yapan kişileri de biz tabii ki aşçı diyoruz. Bunlar son derece kolay, leziz ve lezzetli sorular. Niye aşçıdan bahsediyoruz? İnsanların geçmiş dönemlerde ortaya koyduğu nokta sonraki dönemlerde teknolojinin ilerlemesini kolaylaştırmıştır. Evet, insanların bulduğu, ortaya koyduğu buluşlar teknolojinin ilerlemesini sağlıyor. Yani insanlar eğer çok eskiden tekerleği bulmasaydı şu anda arabaları bulmak zorlaşırdı. Makineyi bulmasalardı şu anda teknolojik çipleri bulması zorlaşırdı. Her bulunan buluş sonraki buluşlara kaynaklık ediyor ve ilerleyici, kümülatif bir şekilde birbirine destek oluyor diyebiliriz. Ülkemizde madencilik faaliyetlerine bağlı olarak maden işçiliği, maden mühendisliği, kuyumculuk gibi meslekler gelişmiştir. Kuyumcular da yine çıkan madenleri işleyen kişiler. Kar elde etmek amacıyla yapılan alım-satım işlemine biz ne diyoruz? Ticaret diyoruz. O zaman şuraya yazalım. Ticaret diyoruz. Son bir sorumuz var. Genel ağ üzerinden, yani internet üzerinden alışveriş yapmak mesafeli alışveriş olarak adlandırılır. Yani sen mesela diyelim ki, biraz reklam gibi olacak ama, işte Tonguç mağazaya girip bir kitap aldığında oradan yapacağın alışveriş senin için mesafeli alışveriş oluyor. Niye? Bizden direkt gelip almıyorsun. Bizim internet sistemimizden almış oluyorsun. Oraya ödeme yapabiliyorsun. Buna benzer başka web siteleri de var. Mutlaka biliyorsundur ama biz tabii ki kendimizinkini reklamını yaptık diyoruz ve geçiyoruz. Cümle doğru mu yanlış, ona bakalım Tonguç. Doğru hocam. Hepsi doğru deyip aferin. Geçelim, ben bu soruyu. Hepsine doğru yazıyorum. Doğru. Bakalım kaç doğru çıktı? En az yarı puan alırım hocam. Bakalım yarı puan mı alacaksın yoksa daha az mı alacaksın? Hep beraber yüreklerimiz, avuçlarımız, hep beraber yüreklerimiz tutup bekliyoruz. Dilekler, ne diyorum ya, saçma sapan şeyler söylüyorum ben de. Şimdi cümle doğru mu yanlış mı bakalım. Zeytin ve turunçgiller kış mevsiminin ılıman geçtiği, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir. Doğru. Zeytin ve turunçgil çok böyle nazik, çok narin bitkilerdir. Çok narin meyve sebzelerdir. Dolayısıyla bu doğru. Turunçgil dediğimiz portakal, orada kalmalısın. Orada kal. Harikasın. Portakal, limon, mandalina, işte başka ne olabilir? Greyfurt gibi turuncu renge andıran turunçgiller esasında... Hocam dersten önce böyleydim hocam. Çok güzel, tamam. Şu anda bu pozisyondayım hocam. Ne oldu ki? Beynim boşalmış. Beynim gitti hocam. Beynin göçmüş gerçekten. Ama burada bak, saçların hakikaten karizmatik, güzel ama burada beynin göçmüş. Şimdi bak. Aynen öyle. Burada şunu söyleyebiliriz Songuç'um. Bu ne ya? Bunlar nereden geldi evladım? Allah'ım ya, benim dikkatimi dağıtmak, ders kaynatmak için birebirsin yani. Şimdi zeytin ve turunçgiller çok narin, böyle
kış ılıklığı isteyen bitkiler olduklarından böyle karasal iklimde yetişemezler. Aynı zamanda yazın da çok yağmur, yazıları yağışlı olan Karadeniz iklimine yetişemezler. O yüzden Akdeniz iklimine yetişirler. Bu doğru bir bilgi. Bunu bir kere kenara yazıyoruz. Kaynakçada yararlanan kitabın yazarının soyadı ve adı dışında bir bilgi yer almaz demiş. Hayır. Kitabın soyadı ve adı haricinde kitabın basım tarihi ve yayın evi de mutlaka bulunmalıdır. Genel ağa bağlanırken, yani internete bağlanırken adres çubuğu kısmında https://yan-çizgi yazması sayfanın güvenli olduğu anlamına gelir. Bu da yine doğru. Erzurum Kars yöresinde otlak alanlar çok olduğundan büyükbaş mera hayvancılığı bu çevrede gelişmiştir. Büyükbaş hayvanlara örnek verebilir misin Tonguç'um? Hocam köpek ondan sonra... Hayır. Büyükbaş hayvan der ki baya büyük olsun mesela. Baya büyük. Orangutan hocam. Orangutan. Ondan sonra su aygırı. Su aygırı. Hipopotam güzel. Hocam. Hipopotam çok güzel. Fil hocam. Fil çok güzel. Bunlar büyükbaş hayvanlar. Bunların gerçekten başı büyük. Ama bizim bahsettiğimiz şey büyükbaş hayvancılık yenebilir hayvanlardan bahsediyoruz. Yani sen orangutan yiyemezsin. Orangutan yersen yamyam olmuş olursun. Olmaz. Senin yemen gereken... Neden ben hocam orangutan mıyım hocam? Hayır, espri yaptım tabii ki. Sen orangutan değil bir insansın ama şunu bilirsin olmuş. Bak büyükbaş hayvanlar dana, manda, hayır büyükbaş hayvanları sayıyorum. Dana, manda, sığır, öküz. Hayır evladım. Büyükbaş hayvanları sayıyorum evladım. Sığır, camış, davar bunlar büyükbaş hayvanlar. Ama küçükbaş hayvanlar koyun, keçi, işte kuzu bunlar küçükbaş hayvanlar. Mera hayvancılığı da yani çoban hayvancılığı yaz yağışlarının bol olduğu ve dolayısıyla gür otlakların bol olduğu Erzurum Kars yöresinde. Erzurum Kars derken biraz tabii. Hocam gerçekten Amerika Ohio bölgesinden gelmiş gibisiniz. Aslında Ohio değil Ohio'dan geldik şaka bir yana. Erzurum Kars yöresinde yaygın. Şimdi Kars kelimesi biraz İngilizce'deki bir kelimeyi andırıyor o yüzden ben. Kars. Evet. Şimdi kereste üretimi Akdeniz bölgesi ve çevresinde yaygındır demiş. Yanlış. Kereste en fazla ormanın bol olduğu Karadeniz bölgesinde yaygın. Bilhassa Batı Karadeniz'de Zonguldak ve çevresinde Kastamonu'da çok büyük kereste imalat yerleri var. Genel ağ yani internet günümüzde bilgi edinmek amacıyla en sık kullandığımız bilgi kaynağıdır. Bu da tabii ki doğru. Hakikaten bir şeyi öğrenmek istediğimizde gidip de kitaplara bakmak yerine hemen internetten araştırabiliyoruz. Güzel bir şey. İnternet eğer doğru bilgiyi doğru kaynaklardan ulaşırsak güzel bir şey. Üreticiler tarafından elde edilen malların üretildiği yerden tüketiciler tarafından satın alınacağı yere çeşitli araçlarla taşımasına ticaret denir demiş. Bu yanlış. Buna biz dağıtım diyoruz. Dağıtım hatta İngilizce adı da lojistik. Burada dağıtımı bilmemiz lazım. Sel felaketleri yer kabında biriken enerjinin aniden boşalma sonucu meydana gelir. Bu da yine yanlış. Burada doğru cevabımız deprem olmalıydı. Sel felaketleri su kütlesinin çevreye zarar vermesi. Düzenli aralıklarla yayınlanan gazete ve dergilere süreli yayın adı verilir. Doğru. Mesela gazeteler her gün çıkıyor. Dergiler ayda bir veya haftalık çıkan şeyler var. Bu düzenli olduğu için süreli yayın oluyor. Herhangi bir malı satın alarak kullanan, para karşı hizmetlerden yararlanan kişilere üretici adı verilir demiş. Hayır. Bu tarz kişilere biz tüketici diyoruz. Herhangi bir malı üreten kişiye biz üretici diyoruz. Diyoruz ya geçtik yeni bir soruya, yeni bir heyecana. Birazdan sevimli bir soru. En azından çoktan seçmeli soru. Seçeneklerden de gidebiliriz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi girişimci bir insanın yapacağı davranışlardan değildir demiş. Bakalım. Girişimci mal ve hizmet üretimi yapmak amacıyla üretim unsurlarını en kazançlı koşullar altında bir araya getiren kişiye denir. Güzel. Toplumun gereksinim duyduğu ürünleri üreterek, hizmetleri sunarak maddi manevi kazanç sağlamayı hedefler ve bu amaçla uğraş verir. Yani gayret gösterir. Girişimci insanlar her türlü zorluğa, sabırla direnç gösterirler. Niye? Çünkü kolay değil. Yani hakikaten üretim yapmak, bir şey satmak kolay değil. Şimdi... Girişimci insanlar aksilik yaşadığında pes etmeyip yoluna devam eder. Bu doğru. Niye? Çünkü her türlü zorla sabırla direnç gösterirler dedim. Yani sıkıntı yaşayabilirsin, malın satılmayabilir, rakiplerin çok daha ucuza satıyor olabilir, vazgeçmeyeceksin. Gerektiğinde risk almaktan çekinmez. Evet bu da doğru. Niye? Her türlü ne demiştik? Maddi manevi kazanç. Her türlü zorla sabırla direnç gösteriyor. Yani risk. Eğer kolay olsa rahat rahat kazanacağım bir şey olsa o risk olmuyor. O zaman o girişimci olmuyor. Öne çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirir. Bu da yine doğru. Maddi manevi kazanç sağlaması lazım. En iyi kazanç sağlamak için ürünlerini yüksek fiyattan kazık bir şekilde satar. Bu yanlış. Bu doğru değil. Girişimci insanlar bazen girişim yaptıkları ürünün daha fazla satması için yüksek fiyattan değil düşük fiyattan da satabilir. Geldik şimdi başka bir soruya. İki tane sorumuz var.
nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler nelerdir, hangileridir yazınız demiş. Burada zaten ilk sayfamızda bunları söylemiştik. Birincisi iklim, iklimin elverişli olması etkileyebiliyordu. İkincisi iklime bağlı olarak tabii ki de bitki örtüsü etkileyebiliyor. Bunu da hocan sınavda sana sorabilir Tonguç evladım benim. Yani kurak bir bitkinin olduğu kurak bir yerde insanlar yaşamazlar. Ve aynı şekilde yer şekilleri, engebenin fazla olduğu Türkiye'de doğu bölgelerimize nüfus biraz daha seyrek, engebenin az olduğu kıyı bölgelerimize nüfus biraz daha yoğun. Niye? Çünkü tarıma da elverişli araziler olmuş oluyor, ulaşıma da. Su kaynakları, dünyada ilk kurulan yerler hep suyun olduğu Nil Nehri, Amazon Havzası, Kongo Havzası, Indus, Ganj nehirleri olmuş. Dolayısıyla su kaynağı insanların yerleşmesi en önemli unsur. Bir de tabii ki tarım yapabilmesi lazım, yemek yiyebilmesi lazım insanın. Toprak özellikleri de önemli. Dolayısıyla bunlar nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler. Bilim insanlarında olan özelliklerden 5 tanesini yazınız. Birincisi bilim insanları bir... Zekilerdir. Zekilerdir doğru ama... zeki olmasa bile, çok zeki olmasa bile araştırmacı bir insan da bir zeki insan kadar bilgiye ulaşabilir. İkincisi merak ederler. Yani bir insan zeki ama zekasını böyle olumlu şeyler... İnsanın başına ne gelirse meraktan gelirmiş. Evet, insanın başına meraktan gelir, olumlu şeyler de meraktan gelebilir. Dolayısıyla merak etmek önemlidir Tonguç. Üçüncüsü sabırlıdırlar. Yani ya ben anlayamadım, ben zeki değilim diye vazgeçmezler. Gayret gösterirler, devam ederler. Dördüncüsü planlıdırlar. Yani hadi bakalım bugün de bir şeyler yapalım değil. O gün ne yapacağını önceden bilirler. Planları vardır, ajandaları vardır, ajandadan takip ederler. Beşincisi ise hata yapmaktan korkmazlar. Hata yaptıkları zaman eyvah battık, vazgeçtik, olmuyor artık demezler. Hata yapmaktan korkmazlar. Dolayısıyla sen de şu anda hata yaptığın zaman korkmamalısın. Hata yapmak önemli değil. Önemli olan hatalarından ders almak, onlardan yeni bilgiler öğrenmek. Hata yapmaktan korkmazlar diyorum ve geçiyorum yeni bir soruya. Ülkemize tarımı destekleyen kuruluşlardan 5 tanesini yazınız demiş. Şimdi, Milliyetin Bakanlığı. Niye, ne alakası var Milliyetin Bakanlığı? Biz ilk işçi olarak kullanıyor hocam tarım fabrikalarında. Hayır evladım, siz bir kere Milliyetin Bakanlığı'nın en değerli varlıklarısınız. Sizler öğrenciler için hizmet ediyor. Milliyetin Bakanı da, bakanlıklarda çalışanlar da, öğretmenler de, hademeler de, kantinciler de, işte okulun güvenliği de, herkes sizin için çalışıyor. Siz daha fazla ders görün, daha fazla öğrenin, daha fazla... Bizi 30 işte hocam, bizi ekiyorlar hocam, biçiyorlar. Evet ama sizler bu ülkenin yeşerdiğinde en güzel meyvelerini vereceksiniz. Dolayısıyla sizler en değerli varlıklarımızsınız. Hocam siz politikaya atılın bence. Aynen değil mi? Ne güzel kıvırdım bir anda. Neyse. Ülkemizi tarımı destekleyen kuruluşlardan 5 tanesini yazınız demiş. Birincisi Milliyetin Bakanlığı. Pardon kafam karıştı Tonguç'um. Birincisi ne diyebiliriz mesela? Ziraat Bankası. Hakikaten Ziraat Bankası çiftçiye çok ciddi anlamda destek oluyor. Teşekkür ederim Ziraat Bankası. İkincisi GAP iradesi. Yani Güney Anadolu projesi. Burada GAP iradesinde ne oluyor? Hocam sizi Ohio'lu gördüm bugün. Biraz Ohio olduk. Gerçi GAP'a da GAP demek için zor tuttum kendimi ama saçmalayacaktım gerçekten. GAP iradesi, Güney Anadolu projesi. Yani siz gençliğinizde kaç sinemaya kadar hayat geçirdiniz hocam? Ben hiç şeyden İç Anadolu'dan dışarı bile çıkmadım gençliğimde. Ne Amerikası, neden bahsediyorsun evladım? Hayır, aksanınızdan öyle bir izlenim uyandı. Yani benim büyük büyük atalarım New Orleans'tan gelmişler. Dolayısıyla oradan belki aksan olabilir ama şaka oğlum, şaka yapıyorum ben ya. Sen biraz canın sıkılmasın diye ara ara böyle saçma sapan telaffuzlar yapıyorum. Şimdi GAP iradesi diyorum artık, kafam iyice karışık. GAP idaresi Güneydoğu Anadolu projesini yaparaktan biliyorsun Türkiye'nin en kurak yerleri buharlaşma nedeniyle nedir onun adı? Urfa, Harran, işte onun çevresindeki Antep, ama buraya su geldi ve oradaki çiftçiler çok ciddi anlamda üretimde verimli hale geldiler. Üçüncüsü tarım, kredi, kooperatifleri. Bunlar da çiftçilere destek oluyorlar. Siz üretin, biz sonra sizden parasını alırız diyorlar. Yine toprak mahsulleri ofisi, yani topraktan elde edilen ürünleri çiftçiden alıyorlar. Mesela diyelim ki çiftçi bir sürü patates üretti ama satamadı. Devlet diyor ki ben onu garanti ediyorum, senden alacağım. Aynı şekilde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bu TİGEM diye kısaltılması bunun. Bu da yine çiftçilerin ürettikleri ürünleri denetliyor. Onlara yine destek olan bir önemli kuruluş. Bir de Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği. Burada yine çok değerli ürünler, çok değerli tarım ürünleri yetiştiriliyor. Şimdi hatta biz çocukluğumuzda Ankara'dayken Atatürk Orman Çiftliği'nin dondurmaları, sütleri, kaymakları veyahut da üretilen ürünleri çok kaliteliydi. Onlardan yandık, bir anda duygusallaştım diyorum ve geçiyorum hemen başka bir soruya. Ülkemizde maden ve taş ocakları kaynaklarını aramak, bulmak ve işletmeye uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur diyor. Şimdi Maden Tetkik Arama Enstitüsü
Evet, tam da bunun için. O yüzden cevabımız Adana. Peki ben bu soruları hızlı hızlı çözüyorum ama Tonguç, sen de bununla alakalı çalışma yapmak istiyorsan... Nasıl çalışayım bak, hocam? Bak, birincisi yazıldan önce yanımda akıl notlarını gezdirip bunlarla alakalı tüm her şeyi tekrar edebiliriz. Yani burada hatta nerede? Tüm dersler var ama biz bugün sosyale çalıştığımız için hemen sosyali açıyorum Tonguç evladım benim. Nerede sosyal? Burada bulamıyorum. Sosyali bulamadığımız için de çalışamıyoruz. Nerede bak? Sosyalde bilim ve teknoloji toplum. Bir öncekiler de birinci akıl notlarındaydı. Bunlar akıl haritalarının adeta yanına ders notu olarak gelmiş hali. Bak, üretim, dağıtım, tüketim. Bu sayfaları güzel güzel çalışabilirsin bir. Aynı zamanda Tonguç'um, konu anlatımlı kitabımız olan 0'dan 5'e kitabından, hemen açıyorum 0'dan 5'e kitabında, sosyali açtığımız zaman burada bilim insanların ortak özellikleri, afetler, çevre sorunları, kültürel özelliklerimiz, yani şuradan itibaren ikinci dönem konularından güzel ülke, doğal varlıklar, tarih mekanlar, kültürel özelliklerimiz, geçmişten günümüze, harita, az önce söylemiştim yani fizik harita, siyasi harita, dağ nedir, plato nedir, vadi nedir. Bunlar biraz da hocanız eğer ileri gitmediyse öğreneceğiz yani. Akdeniz iklimi, karasal iklimi ve Karadeniz iklimi anlattım sana. Burada yine sayfa 204'te güzel bir şekilde çalışabilirsin. Sayfa 206'dan zor bir soru gelebilir. Buraları çalışmalısın. Eğer doğal afetleri soracaksa hoca, nedir, nedeni nedir, sonucu nedir ve hangi bölgelerde sık görülürle alakalı sayfa 208'deki tabloyu çok güzel bir şekilde çalışmalısın. 210'da insanlar tabii ki afetler sonrasında çok sıkıntı yaşıyor. Bunu zaten biliyorsun ama buraya da bir göz gezdirebilirsin. İnterneti zaten bildiğin için bu sayfalara çok bakmana gerek yok. Buraları çok iyi biliyorsun. Ama bilhassa bak şu kısım önemli. Bilim insanlarının özellikleri. Newton, Edison, Galileo, İbni Haldun, İbni Sina, Farabi. Bunların hangi alanda başarılı oldukları ve ne tarz özelliklere sahip olduklarını hocanız muhtemelen size soracaktır. Yaşadığımız yerde ekonomik faaliyetler konusunda sayfa 222'de birazcık zor bilgiler var. Oraya da iyi çalışmalısın. Burada yine ekonomik yaşamla alakalı turizm, tarım, hayvancılık, madencilik nedir bunları bilmelisin. Bunlar genel kültür esasında. Ama üretim, dağıtım, tüketim bak sayfa 226 ve 228'i girişimciler için yapılan fikirler, bunları bilmen lazım. Yine haklarımı kullanıyorum. Sayfa 230'a kadar çalışmalısın Tonguç evladım meleğim. Şimdi bunlar 0'dan 5'den. Ama soru çözmek istiyorsan da Zoru Bankası'ndan sağ tarafta zor sorular olan, sol tarafta ise biraz daha temel hocam, sorular. Neden Zoru Bankası? Zoru Bankası sınavlarda çıkabilecek kadar temel sorular ve içerisinde her testte zor diyebileceğimiz zorlar barındıran bir kitap. Buradaki zorlar tabii ki sınavdaki uygun zorlukta. Yani tamamen çıkmayacak saçma sapan kazık sorular değil. Yani çıkabilecek kalitedeki zor sorular. Burada da yine senin çözmen gereken sayfaları hemen vermek istiyorum sana Tonguç evladım benim. Burada sayfa 184'ten başlayıp sayfa 200'e kadar, hatta evet 199'a kadar çalışırsan konuyu çok güzel bir şekilde öğrenmiş olursun. Bütün bunların ötesinde Tonguç, bir ödev daha vereceğim sana, lütfen izin verirsen. Yetmedi. Bir daha vurun hocam. Hayır, bir daha vurun değil. Bir daha çalışman için sana destek olayım. Bak, bu dörtlü motivasyon denemelerini mutlaka almalısın Tonguç. Niye biliyor musun? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıftaki abilerine, hatta ara sınıflardaki abilerini açıklıyor. Böyle abilerin ablarına böyle yeni tarz sorular açıkladı. Böyle matematikte, fende güncel yaşama uygun yeni hikayeli sorular hazırladı. Sen bunlara şimdiden bu kadar çalışıyorsun madem, gayret gösteriyorsun. Matematikte, Türkçe'de, fende, sosyalde, dinde senin için gerçek sınava uygun dörtlü denemeler hazırladık. Bunlara çalışırsan hem okuduğun okulda hem de çevrendeki okullarda başarılı olursun ve ileride gireceğin sınavlara... Motivasyonun artar mı hocam? Motivasyonun artar ve şimdiden kendini denemiş olursun. Hatta bu denemelerde takıldığın soruları da yine uzman hocalar sana anlatıyor. Tüm kitaplarımız olduğu gibi. Bu kitabı da mutlaka al. Şimdiden güzel güzel test çözme tekniklerine, deneme tekniklerine kendini alıştır diyoruz. Bir de ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım, şimdiden sınavına başarılar Tonguç.